Değerli dostlar, Türkiye'de medyanın aslında ne kadar problemli olduğunu defalarca konuştuk ve bu ekranın varlığını da birlikte kurmamızın bir nedeni oydu. Yılmaz Özdil'e bazı çevreler yoz dil diyorlar. Yoz dil demelerinin nedeni Yılmaz Özdil'in ırkçılığa varan milliyetçi söylemleri, burnu büyük, kibirli, kimseyi beğenmemesi, siyasal bilincinin olmadığı halde, yani sorsanız herhangi bir sınıfsal mücadele vesaire bir bir toplantı, yürüyüş falan katılmadığı halde kafasında yarattığı bir Atatürkçülüğü Türkiye'ye pazarlayarak bir yer tuttu. Çok okunan bir yazar ve yetenekli bir yazar. Fakat öylesine bir tutumla hayatını sürdürdü ki yaptığı etkinlik gazetecilik etkinliği mi diye pek çok insanın sorması lazım geliyor. Özgür Özel'le birlikte bir kapışma başladı ve pek çok insan bizim Fırat'ta abi gazeteciye böyle laf edilir mi falan gibi bir yere getirdiler mesela. Tabii gazeteciye nasıl laf edilir, gazeteciye ne denir, gazeteci nasıldır, bunlar uzun tartışma konusu. Yani şuradan bakmak lazım. Mesela burada açık soruyorum ben. Tarafından Ekrem'in elinden tutup Roma'ya götürdüklerine gazeteci diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Bana göre denme ihtimali artık giderek ortadan kalkmış durumda. Fon alıp yayın yapanlara gazeteci diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Hakeza Erdoğan'ın elinden tutup uçağında yaz kızım yaz oğlum dediklerine gazeteci diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Ve kibirli, burnu büyük, oturduğu yerden her şeyi ben bilirim ve çalışma arkadaşlarına da son derece kaba davrananlara gazeteci diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Ya gazeteci delikanlılık yaptığı zaman herkese alayına gider deniyor ya, yapabiliyorsa eyvallah. Yani Yılmaz Özdil Uğur Dündar'ın karşısında el pençe divan olup Uğur Dündar buna din iman ana avrat sövdüğü zaman ağzını açamayan, tezlerinin arkasında duramayan ve aslında göründüğü kadar kabadayı olmayan ödleyin teki. Tamam mı? Şimdi bu işe buralardan bakıyoruz. En önemlisi de ırkçılık meselesi. Şimdi kim kime ne dedi? Özgür'ün ne halt olduğunu, nasıl birisi olduğunu burada söyledik. Özgür'ün aslında yatacak yeri yok. Bu açık. Ve Özgür'ün bir projenin devamı olduğu, bir genel başkan falan olamayacağı, öyle bir yeteneğinin de olmadığı, çok cahil olduğu, bulunduğu koltuğu dolduramadığı ve zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni perişan ettiği ortada. Ama bunlar Ekrem'e laf söyleyemiyorlar. Asıl tehlike, sinsi tehlike Ekrem. Ve Ekrem'in nasıl bir tezgah kurduğu ve Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin fişini çekmek için görevlendirdiğini biliyoruz. Bir de böyle bir durum var. Yani Özgür iyi değil, Ekrem peki ne? Bu konuşulamıyor. Bunların karşısında tabii Kılıçdaroğlu'na kurulan yapılan komplo, arkadan hançerlenen vesaire, bu dönemde Yılmaz Özdil'in, Uğur Dündar'ın vesaire de çok payı var. Dolayısıyla bunun sebebi Kılıçdaroğlu her ne olursa olsun, Kılıçdaroğlu iyi ya da kötü, onu kenara koyarak söylüyorum. Ama Türkiye'de bir Alevi'ye, bir Dersimli'ye devletin anahtarını vermemek için Yılmaz Özdil'de bir, Özgür Özel'de bir, Ekrem İmamoğlu'da bir, Uğur Dündar'da bir, bunların tamamının kafasında bir Türklük, bir Atatürkçülük tarifi var. Dolayısıyla açık konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de bunlar Alevileri, Kürtleri, mücadeleci sosyalistleri falan ikinci sınıf olarak görüyorlar. İkinci sınıf olarak görmeseler 1 Mayıs'ta tüymezlerdi. İkinci sınıf olarak görmeseler bir Alevinin, bir Kürdün Türkiye'nin başına oynadığı zaman sen seçilecek değilsin demezlerdi, desteklerlerdi, kamuoyu oluştururlardı falan. Aslında hepsi aynı yerde duruyor. Bunu bir kere altını çizmek istiyorum. Türkiye'de bir kadının cumhurbaşkanı olması, Türkiye'de bir Müslüman olmayan birisinin bakan olması, milletvekili olması, devlette, kamuda görev yapması, bir Alevi'nin vali, kaymakam bilmem ne olması falan, bunlar mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisindeyiz. Dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni Alevi Partisi demeye getirdiler. Doğrudur, Alevi delegeler belki orada kimlik bulmuş olabilirler, kendilerini göstermiş olabilirler ama Türkiye'deki korkunç bir kepazeliği görmeyip de bunları dile getirmek müthiş acımasızlık ve özellikle Kürtlerin tamamına neredeyse terörist diyen bir dil kullanılması aslında Özgür ve Yılmaz Özdil'i hedef göstermek istediğimi bilmiyorum ama Yılmaz Özdil bu. Atatürk tacirliği yapan ve Türkiye'de bizim halkımıza, bizim insanımıza Atatürk'ü tırnak içerisinde Kemalizmi bir tarikat gibi sunan ve benimki Mustafa Kemal'im doğrudur, diğeri doğru değildir diyen, herhangi bir bilimsel bilgiye dayandırmayan bir adam.
böyle gözünden hırsla, kinle, nefretle falan bakan bir adam. Böyle birisi. Şimdi önce bu bidon kafa meselesini doğru mu değil mi bir ona bakalım. Neymiş ne değilmiş teşhis koyalım. Birisi gazeteci olduğu için tek başına gazetecilik yetmez. Bidon kafa yazısı burada. Yazının tamamı var mı Ali? Yazıyı verelim istersen. Ha, tamam millet görsün bakalım neymiş. Şarıl şarıl bedava su varken baraj yapacağında dünyanın en uzun borusunu döşeyip ta Rusya'lardan en pahalı gazı getiriyor. Depo var, depo yok, depo var, su yok, suyu bulsa boru yok falan filan geçtik evet. Boru döşesi o döşeğine kadar zaten su kuruyor. Yani darılmayın ama hakikaten Allah cezanızı versin be kardeşim. Bakıyorum televizyonlara şöhret olmuşsun yahu BBC CNN hepsini gösteriyor. Akmayan çeşme başında elinde boş bidonu kameraya sallayarak elim kırsal dediği bağırıyorsun. Hiç bağırma. Senin paranla sana köfte ekmek ısmarladılar. Hizmet sandın. Sudan ucu senin oyun. Hiç bağırma. Düşün şöyle bir maazallah CHP MHP iktidar olsaydı ne diyeceklerdi? Uğursuz bunlar, beceriksizler, geldiler, kuruttular demeyecekler miydi? Diyeceklerdi. Sen de kafayı emme basma tulumba gibi sallayarak hevallah demeyecek miydin? Diyecektin. Hatta şu anda tek satır bile susuzluktan bahsetmeyen liboşları, satılık kalemleri okuyup şerefsiz bu laikler demeyecek miydin öfkeli? Diyecektin hiç bağırma. Anlaşılan bunu AKP seçmenine söylüyor. Bak şimdi sen çoluk çocuk kokarcaya döndün. Afrikalılar gibi fellik fellik yıkanacak dere arıyorsun. Afrikalılar gibi. Senin sırtında koltuk sahibi olanlar borsa vuzgunu yaptılar, ihale kapanlar, dolan faiz volisi vuranlar, Periyer'de, San Beyoğlu'da, Jacuzzi'de banyo yapıyorlar, köpük köpük. Reyna'da sular kesik mi sanıyorsun? O benim bidon kafa, a benim bidon kafalım. Şimdi iyi dinle. Yap elini yumruk, şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki kere. Ne duydun? Donk donk değil mi? Evet. Sen önce onu doldur, su kolay demişim. Bidon kafalım demiş. Şimdi burada kısacık bir şey yapalım. Herkes lütfen yazsın. Sizce bu bidon kafalı dediği kesim kim? Ben AKP seçmeni olarak anladım. Ali doğru mu? Recai sen ne anladın? AKP seçmeni değil mi? AKP seçmenine bidon kafalı diyor. Bidon kafa tartışması. Ali sen görüşünü şuraya yazar mısın? Bidon kafa demiş mi dememiş mi? Yılmaz Özdil. Kafaya vurun donk donk bidon kafalar dediği AKP seçmeni mi değil mi? Bence demiş diyor Ali. Bence de demiş. Bence de demiş. Şimdi şöyle bir tartışma olabilir. Burada arkadaşlar siz fikirlerinizi söyle şöyle bir tartışma olabilir. Yazı mı şimdi hakaret yağdırmış diyor Seyhan. Gönül AKP'lilere demiş diyor. Evet. Şimdi Afrika kadar başına taş yağsın demiş Aşkın Kaner. Doğru söylüyor. Evet, yani her taraftan bir ırkçılık var. AKP seçmenine söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, gerçekten Ali sen hatta vermeye devam et. Gerçekten AKP seçmeninin ideolojik bir seçmen olmadığı, belki de pek çok konuda doğru dürüst bir tahlil yapmadan sandığa gittiği, tarikatlar, cemaatler vesaire bunların olduğunu biliyoruz. Ancak şunu da sormak lazım. Karşı grupta hani Kılıçdaroğlu tıpış tıpış vereceksiniz demedi mi Ekmelettin için? Kılıçdaroğlu'nun günahlarından biri bu değil mi? Yani kendini böyle onların üstünde falan tutan bir anlayış. Ama Özgür'ün bidon kafa demesi, demek ki diyenler demesi, üzerine alınan kişi tarafından hepimizin mutabakatıyla bidon kafa Yılmaz Özdil'in AKP seçmenine verdiği isim. Bildiğim kadarıyla bir de karnını taşıyan adam, kaşıyan adam, taşıyan nerede çıktı böyle bir şey var. Şimdi kendisi bugün bir takım açıklamalar yapmış. O videoyu verebiliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Verebiliyorsak yani oynatabiliyorsak bir oynat bakalım ne demiş. Allah aşkına. Medyası tarafından parlatılıyor. AKP medyası niye bir CHP'liyi parlatır diye soruyor. AKP medyası tarafından parlatılıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasından korkuyorlar. Bunu Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorlar diyor. Bunun konuşulmasından çok rahatsız. CHP bu seçimi Özgür Özel sayesinde değil, Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş sevgisi sayesinde kazandı. Onların belediyecilik başarısı sayesinde kazandı. Zeydan Karalar'ın sayesinde kazandı diyorum. Aydın'da, Eskişehir'de, Antalya'da belediye başkanlarımızın başarıları sayesinde kazandı diyorum. Hatay'ı Özgür Özel yüzünden kaybettik diyorum. Bunu söylememden çok rahatsız. Normalleşme diyor ama aksine bu yaptıkları ya aslında liderimize böyle hayran hayran bakması filan çok anormal diyorum.
Ona çok kızıyor. Milletvekiliyken Tayyip Erdoğan'a diktatör diyordu. Genel başkan oldu. Şimdi ayağına gidip ayran ayran bakıyor. Yoksa genel başkan olmadan önce rol mü yapıyordu diyor. Acaba aralarında bir danışıklı dövüş mü vardı? Bizim mi haberimiz yoktu diyorum. Bu sorunun sorulmasından çok rahatsızım. Çok rahatsız olduğu için ne yapıyor? Bana iftira atıyor. Yazmadığım şeyi yazmışım gibi anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet AK Partisi yapmana izin vermeyeceğiz Özgür Öz. Bir kere demiş, lafın arkasında duramıyor. Bir. İki, biz kazandık falan diyor. Demek ki Cumhuriyet Halk Partili bir isim. O yüzden keşke kendisi girse seçime. Ama bence önemlisi ne biliyor musunuz? Söylediği her şeyi son cümlede mutlaka bir Mustafa Kemal geçirerek mevzuyu toparlıyor. Ben Mustafa Kemal referansını, Rus'ta Mustafa Kemal meselesini bu kadar ağzına bu kadar çok geveleyerek, her konuda Mustafa Kemal diyerek Mustafa Kemal'e hakaret edildiğini düşünüyorum. Ya Mustafa Kemal sizin suç ortağınız mı? Sizin sığ ve düşünmekten yoksun dünyanıza, herhangi bir şekilde fikir üretemediğiniz dünyanıza ortak olmak zorunda mı? Yani siz böyle dediğiniz zaman, Mustafa Kemal benimdir dediğiniz zaman, AKP seçmenine siz bir don kafa dediğiniz zaman Mustafa Kemal de demiş olmuyor mu otomatikman? Ve insanları Mustafa Kemal'den soğutmuyor musunuz? Aslında sizin Mustafa Kemalciliğinizle Kenan Evren'in Mustafa Kemalciliği arasında hiçbir fark yok. Onlar Mustafa Kemalcilik adına, Atatürkçülük adına milleti işkencehanelerden geçirdiler. Tarikatların, cemaatlerin önünü açtılar. Neoliberalizmi açtılar. Ve herkese biz Atatürkçüyüz dediler. Her caddeye, her sokağa, işte her mahalleye, havaalanlarına, her yere Atatürk, Atatürk, Atatürk dediler. Sonuç itibariyle Atatürk diyerek Atatürk'ü bitirdiler. Atatürksüz bir Atatürkçülük yarattılar. Bu bey de 2500 liraya kitaplar satmaktan tut, her türlü abuk sabuk fikrine, ırkçılığına, tepeden bakmaya, gericiliğine Atatürk diye diye bu hale getirdi. Bence aralarında bir fark yok. Fevkalade tehlikeli. Bütün pisliklerine, bütün düşünsel zaaflarına Atatürk'ü ortak etmeye çalışmaları Atatürkçüler tarafından tepki sebebi olmalı bana göre. Çünkü ya kardeşim, bir kurucu lider hepimizin ortak değeridir. Sen güncel siyasete onu bu şekilde koyduğun zaman aslında Atatürk'ü iyi bir noktaya taşımak, şöyle dursun, Atatürk'ü kendi ülkesinde yalnızlaştırıyorsun demek gerekir bence. Bakın, en Atatürkçü olanlar açısından, yani asrın liderimiz diyor ya, asrın Atatürkçümüz. Bakın, o da tıpkı şey abisi gibi, Uğur abisi gibi, ikisi de kavgalı şimdi ama Uğur Dündar'ın Atatürkçülüğü 12 Eylül Atatürkçülüğü. Bunun Atatürkçülüğü de öyle. Ama aslında koştura koştura bunun peşinden giden Atatürkçü düşünce dernekleri, İzmirli kadınlar, erkekler, kıyılardaki atam sen kalk ben yatan diyenler aslında biraz ibret almalı. Bu adamları bu hale siz getirdiniz. Bu adamları bu hale getirdiğiniz için önüne geleni ayar veriyor. Şimdi bakın, Kürtlere nasıl davranıyor aslan Atatürkçümüz? Bir gösterelim Kürtlere yazdığı yazı. Sayın Kaçakçı, babası eşek, anası attır. Eşek atı becerir, katır doğar. Attan küçük eşekten cüsselidir. Her ikisinin toplamından kuvvetlidir. Kromozom sorunu nedeniyle kısırdır. Ancak katır ırkı yok edilse bile eşeklik var oldukça nesli tükenmez. Kaçakçılık katırdır. Yasak aşkın meyvesi. Kimin kimi, hangisinin hangisini becerdiğinin bir önemi yoktur. Neticede devletle kaçakçının çiftleşmesidir. Mazot zamlandıkça, sigara zamlandıkça, yeni vergiye binildikçe katır da kıymete biner, fiyatı yükselir. Şu anda ikinci eli Tiko para 5 bin lira. Her defasında 140 litre mazot ayda 400 paket sigara taşıyabilir. TÜİK'e göre memlekette 50 bin katır var. 30 bin orada hesap et. Entel barların romantik tayfası 50 liracık için canını tehlikeye atmak zorunda kalan masum köylü falan diyor ama haftada iki sefer yaptığında ayda 15 bin lira kazanıyor o masum. Aslına bakarsanız bizim entellere katırların ortak özelliği var. İkisi de viski içiyor. Evet, viski içiriyorlar katırlara. Sebebini herhalde veteriner hekimler daha iyi açıklar ama enerji patlaması yapıyor. Yük kapasitesi, süreti artıyor. Nasıl olsa viski de kaçak, sudan ucuz. Devletin de katırı var. İsmi Reşo, üstelik madalyalı. Henüz mayın dedektörleri bu kadar yaygın değilken Hakkari Tugay'ın da görev yapıyordu.
devletimiz kendi elleriyle döşediği mayınları nereye döşediğini hatırlamadığı için önden reşoyu gönderiyordu. Enteresan şekilde mayına basmıyordu. Önde katır, peşinde ip gibi tek sıra dizilmiş komandolar iyi mi? 1994 senesinde emekliye sevk edildi. Sembolik madalyayla onaylandırıldı. O da yerine yerleştiremeyeceği için Karahap Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi'ne konuldu diyor. Kaderin cilvesi olsa gerek, Katır'a madalya veren dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş emekli olunca siyasete atıldı. Kaçakçılığın efsane başkenti Kilis'ten mebus oldu diyor. Hadiseye dönersek, kaçakçıyı kim yakalar? Devlet. Kaçakçı kime haber vermiş? Kaçakçılığa gidiyorum diye devlete. Tazminat ister tabii kaçakçı. Sayın terörist ile sayın kaçakçı arasında Katır tepmişe dönmek istemiyorsa bir karar vermesi lazım devletin. Kişneyecek misin, anıracak mısın diyor. Burada bu biliyorsunuz bir bombalama olayı gerçekleştiğinde insanlar işte sınırda kaçakçılık yapan insanlara yönelik bu yazı yazıldı. Kürt yurttaşlarının ağırlıklı olarak işte yaşadığı bölgede yani batıdan oturduğun yerden sanki normal bir devlet orada varmış gibi, ticaret varmış gibi, vergi levhası varmış gibi, vergilendirme olacakmış gibi, bir dükkan varmış gibi bölge koşullarını bilmeden oturduğu yerden sallıyor. Tıpkı bugün Türkiye'de millete dolaylı vergilerle poposundaki don bile alınırken birisi ama o vergi vermiyor ki ama o bilmem ne demesi gibi. Ya adamın anasını ağlatmışsın. Hangi vergiyi alacaksın? Ev yok, yurt yok, bark yok falan filan. İşte böyle bir tayfa, böyle bir tablo ve buradan sınırda kaçakçılık yapan, çok uzun zamandır yapan ve bunun evine ekmek götüren ve netice itibariyle sigaraydı, içkiydi bilmem ne yapan, öteden beri Türkiye'de de bunların olduğu, yani silah ticaretine, Amerika'ya, efendime söyleyeyim Türkiye'deki büyük patronlara kafa tutamayan, bölgede işte ayda 15 bin lira kazandığı için o köylüye, üstelik canıyla bedel ödemiş o köylüye laf söyleyen bir yiğit. Yiğit. Bütün bunları görmediğiniz zaman adamı bir şey zannedersiniz. Bu asıl meseleye gelelim. Asıl mesele şu. O tweet'i verelim. Bunun yazısı da var. Evet. Asla ayağınız yürümeyeceksin diyor Yılmaz Özdil. İşte aşkın sebebi bu. Çünkü Yılmaz Özdil'in kafasında Karadenizli bir müteahhit Türkiye'yi iyi yönetir. Özal hayranı olduğu için Yılmaz Özdilgiller serbest piyasa vesaire gelir Ekrem bizi böyle şeye çıkarır, arşa çıkarır. Tayyip Erdoğan gider, Ekrem İmamoğlu gelir falan. Asla yalnız yürümeyeceksin. Sen bilmem nesin falan.